Olmayan alemlerin Rabbi Allah. Elbette ki eksiklikten uzaktır. Elbette ki onun kudretinin yetmediği hiçbir şey yok bizi. Ancak doğru konuşanlardan kalsın ve bizi kendine kıyanların, anlamazların rezil halinden. İnşallah ki korusun. O göklerin ve yerin Rabbidir. O her şey üzerinde zaten tanıktır. Bir şey istediği zaman ona ol der. O da derhal oluverir. Hamdolsun. Azizdir, kerimdir, alimdir. O göklerin ve yerin Rabbidir. Bize acısın, merhamet etsin, mağfiret etsin. Biz onun rızasına, ona rahmetine talibiz. O da kim neye layıksa eksiksiz bilir ve her şeyi zaten bir bilgiyle yerine getirir. Hamdolsun aziz Allah'a, hamdolsun kerim Allah'a, hamdolsun aziz alim Allah'a. Evet, Rabbimizin izniyle olan olmakta ve gerektiği şekilde mücadeleleri devam etmekte. Bugün sizlere inşallah ki yani şurada konuşmak istediğim çok yer var. Hangisini konuşayım bilemedim. Rabbimiz bizi bağışlasın, vaktimizi en güzel şekilde kullanmayı gereği yani ihsan etsin. Gerçekten insan Rabbinin kelamı üzerinden, hele ki yiğit kardeşleriyle beraber olunca çok daha lezzetli olur. Elbette ki bilen için Allah'la olmak yeterlidir zaten. Ama yani insan bitmez bir ilim kaynağı var, tükenmez bir hikmet kaynağı var. Bu yüzden de gerçekten konuşulacak çok şey, tamir edilecek çok şey var. Rabbimiz bizi ancak doğru konuşanlardan kılsın ve bizi acısın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Görmedin mi o kimseleri? Zanneden o kimselere muhakkak ki sanıyorlar iman edin, sana indirilen dahil, sana indirilen dahil, bak görmeden mi o kimseleri, kuşkusuz onlar iman ettiğini iman ettiler, sana indirilen dahil, senden önce indirilenlere zanneden kişilere görmedim. Yani neden zanneden diyor devamında. Eğer ki sen tahakkuta, ey yetehakemu, muhakeme olunma istersen, sen bunların hiçbirine inanmamışsın. İnandığını zannetmişsin. Eğer ki tahakkuta muhakeme olursan, halbuki onu inkar etmekle emrolundular. Yani bu ne demek? Bu çok tartışılan ayetlerden bir tanesidir ve bunun üzerinde nice bugün insanlar işte konuşuyor, tartışıyor, ayrılıklar yaşanıyor. Rabbimiz bizi doğru konuşanlardan kılsın ve ayaklarımızı sabit kılsın. Şeytan onları sapıtmayı istiyor. Pek uzak bir çıkmaz bir sapkının içerisine doğru sürüklemek istiyor. Devamını okuyalım, burada daha güzel anlaşılacak inşallah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. O vakit denildi onlara, gelin Allah'ın indirdiği şeylere ve Resul'e gelin, münafıkların senden kaçtıkça kaçtığını görürsün. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Nasıl başlarına geldiği zaman bir musibet, önceden ellerinin yaptıklarından bir musibet başlarına geldiğinde sana geldiler, yemin ediyorlar Allah'a istemedik birlik dışında. أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِزْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا. İşte onlar o kimseler de Allah kalplerindeki şeyleri bilir, kalplerin içindeki şeyleri bilir. Yüz çevir onlardan, onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında açık etkili söz söyle.
Subhanallah, devamındaki ayette zaten muazzam bir ayet. Buna geleceğiz inşallah. Hiçbir Resulü Allah'ın izniyle itaat edilmesi dışında göndermedik. Şimdi tağut meselesini, yani tağuta muhakeme konusunu inşallah ki çözelim. Burada onlara gelin. Allah'ın indirdiği ve Resulüne, şu anda doğrudan üzerinize hakikatleri okuyor bir tanesi ve sonuncusu size içinizden. Gelin Resul'e dediği zaman onların münafıklarına senden kaçtıkta. Kim münafık? Resul'ün Allah'a gelin, indirdiğine gelin, Resul'e gelin diyende kaçanlar. Münafığın kendisidir. Yani bunlar nereye kaçmış oluyorlar? Allah'tan, Allah'ın indirdiği Resul'üyle öğrettiği hakikatin hükmü ortadayken, aşikarken bunu bırakıyor. Buna paralel, zıt bir hükme gidiyor, razı oluyor. İşte tağuta muhakeme tam da bu. Yani ben işte bu çağın bu şartı böyle, ben bunu kaldıramam. Çağ Allah her çağı çeşitli şekillerde imtihan eder, doğru. Kimiz daha iyi, kimiz daha kötü olduğunu. Yani hiç kimse gücün yettiğinden fazlasını vermez. Herkese ancak verdiği kadar sorumlu tutar. Yani çağ çeşitli şekillerde değişir, imtihanlar değişir, doğru, ama cehennem, cennet, Allah'ın emirleri değişmez. Sen tutarsan Allah'ın buyruğunu, rızası doğrultusunda yol alırsan kurtuluş sana yakın, aramazsan helak sana yakın olur. Bu yasa, temel yasa değişmez. Eğer ki sen Allah'ın hükmü Resulüyle apaçık bir şekilde senin hayrına, aslında senin hayrına olan hükmü bırakıp ona paralel bir hükme razı olursan, mesela bugün Allah'ın indirdiğiyle hüküm edeceksin kardeşim. Bu senin devletinin, milletinin, insanın adaleti, nuru, rahmet, iyiliği, kurtuluşu bunun içinde. Fuş, pislik, uyuşturucu, bugün kumar, sel olup akıyor. Yani bu şeytan yoludur. Bununla sen bir yere çıkamazsın. Görünürde az bir para gibi görünen şeyler aslında senin yani pisliğe kazanç denir mi? Pisliktir, rezalettir. Yani sen bunu anlamıyorsun, bunu gidiyorsun. İşte Allah'ın hükmü ortada. Allah'ın indirdiğiyle hüküm edeceksin. Bu kurtuluş mu, yoksa zalim, azgın, kafir, münafık olursun, fasık olursun. Kendine kıyan beyinsiz olursun. Bunu adam dinlemiyor. Yani eski çağlar, işte şu geçti, bu geçti. Allah sana kötü bir şey emretmiyor ki. Faiz pisliğini kaldır, kumarı kaldır, fuhuşu kaldır, adaleti hakim kıl, iyiliği hakim kıl insanlara. Asla zulmetme, malları eşit dağıt, zenginler işte insanları köle edip de şey yapmasınlar, israf içerisinde yüzmesinler, açlıkta insanlar ölürken. Yani adaleti tam bir şekilde sağla diyor. Ve bunu da Allah'a rızasını gözeterek yaparsan bu senin kat kat kazancına dönüşür Allah'a güvenip dayandığın zaman. Allah'ın emri burada. İşte adaleti biz kendi istediğimize göre çeviririz. Adalet bize uyarsa, hevamıza, yani kendini ilah yerine koyuyor, bize uyarsa adalettir. Bize karşıyla terör, bize karşıysa biz hakmışız değilmişiz hiç önemli değil. Terördür, azgındır, şeydir. Yani bu asıl terördür, bu asıl zalimdir, bu asıl ayrıştıran bozuk kafadır. Şeytanın kuklası olmuş, beyinsizin kendisidir. Yani tağutlaşmıştır bu kişi. Buna da tabi olan tağuta tabi olur. Doğrudan bir anlamının doğrudan budur. Diğer anlam tağutu bir canlı cansızı da vardır. Seni Allah'ın yolunda alıkoyan. Bu da dolaylı olarak doğrudan bunun bir dalıdır. Yani bu da çok bundan bahsettiğinde ayrı değildir. Ama yani bir eşya da sen Allah sana vermiş şükrünü artır, hamdini artır, ama sen onunla gidiyorsun, dalıyorsun, Allah'ı unutuyorsun. O da senin tağutun olmuş oluyor. Burada da şu anda günümüzde Müslümanlar Allah'ın indirdiğine iman ettiğini zannediyorlar. Allah buna, siz diyor, siz Allah'a indirdiğine iman etmiş değilsiniz. Öyle zannediyorsunuz. Eğer iman etmiş olsanız, siz Allah'ı tanımayan, kitabını tanımayan, yasasını tanımayanları tanımazsınız. Allah da siz onları tanırsanız sizi tanımayacak. Kurtuluş listelerine isminizi kazmayacak. Bilesiniz. Ona göre kararınızı verin. Vaktiniz varken çağırma,
O bu işi neyle imtihan olunduğunun çok önemi yok. Önemli olan sen imtihan nasıl karşıladığın. İşte bu çağda bir okula çocuklarımızı biz şey yapıyoruz. Yani çocukları putperest yapıyorlar. Okullarda biliyoruz. Çocuklar müşrikleştiriyorlar. Gerçekten Allah'ın kitabının bize öğrettiği, Resulüyle ortaya koyduğu yolu değil. Tamamen insanı dünya perest bir hale getiren bir durum var. Orada büyük bir zulüm olduğunu biliyoruz ama çok da çaremiz yok. Nasıl çaren yok? Sen çocuğunu ateşe atıyorsun diyorsun. Çarem yok diyorsun. Hayır, mücadele edeceksin. Ben bu putperest düzeni istemiyorum. Bu putları burada sökün, benim çocuğum niye karşısında saygı duruşta bulunuyor? Ne işi var? Ben çocuğumu çöpten mi buldum? Atacağım ateşe. Ben beyinsiz bir mankurtlaş tırın diye sizin elinize teslim edeceğim. Tertemiz bir şekilde teknik konularda verin. Benim niye din, yani sen Allah'ın Rabbini tanıyacak göklerin ve yerin hakim Rabbi, Allah'ın kitap indirdiği aşikar, biz bunu biliyoruz, hamdolsun tanız, o halde en güzel şekilde Rabbini tanıyacak, onun izni hariç hiçbir şey olmaz, bütün başarılar, aklı kullanmak hepsi onun ihsanıdır, nimetidir, onun izniyledir. O zaman ne diye biz uyduruk bir dini getiriyorsun, Kemalizmi benim çocuğuma dayıyorsun? İşte sen buna razıysan, yani bunu normal karşılıyorsan, çocuğunu bir putperest yoluna sürmeyi, dost doğru Rabbini tanımayı bırak geçtim. Yani Subhanallah, yani tamamen çürük, inkarcı bir eğitim algısı var temelde. Ve öğrettikleri din adı altında uyduruk, atadan toplanmak karışık bir din öğretiyorlar. Yani bunu düzenlemesi lazım. Bundan razıysan, bu uyduruk çürük seni mahvedecek şeylerden, Allah'a tamamen hiç razı olmadığı halden tağuta muhakeme olmuş oluyorsun, kabul etmiş oluyorsun. Bu her yerde öyle. Yani hem bir adam adalet dahilinde bir münazara var, münakaşa var, kavga var, olay var, bir mahkeme var. Sana şey yapacak, yani bir adalet dahilinde şey veriyor. Yani senin hakkını araman lazım. Bir adam tamamen sana zulmediyor. O ülkenin yasası, yani adalet dahilinde bir adil bir yasa istemen ayrıdır. Yani bir insanın bu adam tamam zulüm yapıyor, malını gasp ediyor. İşte bu adamı ben işte bunların mahkemesinden. Hayır, o adamın orada o devletin yasasıyla o adamda zulmünü nasıl engel olabilirsin? Zulme engel olacaksın. Ama asla razı olmayacaksın. Allah'ın razı olmadığı bir yasa ile iş yapanlardan razı olmayacaksın. Bunun ikisini birbirinden kesinlikle ayıralım ve insanlar zulüm edenleri aman bırakalım değil. Hayır, zulmü amacımız da iyiliği hakim kılmak, kötülüğü engellemek. Zulmü eğer ki o şekilde gidermekten başka çaremiz yoksa onu Allah'ın izniyle kullanacağız. Ama hiçbir Allah'ın razı olmadığı yasadan razı olmayacağız ve bunun destekçisi olmayacağız. Bunu inşallah birbirinden ayıralım. Rabbimiz hamdolsun bize bilmediğimizi öğretendir. Hiçbir Resulü Rabbimiz diyor itaat edilmesi dışında göndermiş değiliz. Yani onlara Allah'a indirdiğine, Resul'e gelin dediği zaman münafıkların kaçtıkça kaçtığını görüyorsun. Sen Allah'ın Resulüne bugün tam da içinde olduğunuz al. Allah Resulüne gel, kurtuluşa koş, cennet yoluna çıkan araca bin, inşallah ki kurtuluşa çıkan yola bin. Aşkısa kaçıp bu işte ne durumda olduğunuzu görün. Ne rezil bir hal. Başlarına geldiği zaman bir musibet önceden elleriyle yaptıklarından dolayı sana yemin ediyorlar. Biz iyilikten başkasını, ara bulmaktan başkasını istemedik. İşte o kimseler de Allah kalplerinde bilir. Yüz çevir onlardan, onlara öğüt ver. Kendileri hakkında çık etkili bir söz söyle. Ve ma erselna min rasulin illa liyuda'a biiznillah. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. Resullerden senden önce Allah'ın izniyle itaat edilmesi dışında göndermiş değildir. Sayet zulmettikleri zaman nefislerine sana gelseydi bağışlanma isteseydi Allah'tan. Bağışlanma isteseydi Resul de onlar için. Elbette bunlar da Allah'a tevap acıyan gerçekten hayır, Rabbine yemin olsun ki iman etmiş değiller. Ta ki seni hakem tayin edinceye, ortaya çıkan aralarında çıkan şeylerde seni hakem tayin edinceye sonlar onda hiçbir nefislerinde bir sıkıntı bulmadan hükmetti.